Merhaba herkese, yeni bir Nutuk videosuyla beraberiz. Eğer kanalda yeniyseniz yukarıdan çıkan öğretme listesine tıklayarak ilk Nutuk videosuna gelebilirsiniz. Bütün Nutuk videolarını öğretme listesine bulabilirsiniz. Aynı zamanda ekranın sağ alt tarafından abone ol tuşuna tıklayarak da kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Evet, bu bölümde Karakol Cemiyeti'nden bahsediyor olacağız. Karakol Cemiyeti Atatürk tarafından kurulmayan ama Atatürk ağzıyla yayın yapan, gerenge yayınlayan ve tüzük yayınlayan bir cemiyet ne yazık ki. Bunu iyi amaçlı mı yapılıyor yoksa kötü amaçlı mı yapılıyor bunu bilemiyoruz. Atatürk de zaten Kara Vasıf Bey ile konuştuğu zaman, Sivas'a gittiği zaman Kara Vasıf Bey ile konuşuyor ve Kara Vasıf Bey'in yaptığını öğrenmiş oluyor. Bu tabii ki hani baktığımız zaman kötüye yorulabilecek bir şey. Çünkü o zaman hem İngilizlerle beraber hem de o zaman hilafet ve saltanat makamı Atatürk'ü karalamaya yönelik çok fazla çalışma yapıyor. Bu da onlardan biri olabilir tabii ki. Ama Atatürk bunun üzerine fazla yorum yapmıyor açıkçası Nutuk'ta. Peki Karakol Cemiyeti ne yapıyor? Karakol Cemiyeti Türkiye genelindeki, yani o zamanki vatan toprakları genelindeki bütün ordulara genelge ve tüzük yayınlıyor. Genelge ve tüzük gönderiyor. Burada emirlere uymazsınız, yani tüzük ve genelgede yazdığına göre komutanlara eğer emirlere uyulmaz idam cezasına çarptırılacağı söyleniyor. Bundan dolayı bütün komutanlar tabii ki bu emirlere uymak zorunda kalıyor. Fakat bakıldığı zaman bütün askerler, bütün askeri camiada, aynı zamanda Türkiye'ye yakın olanlar da bunun Atatürk tarafından yapıldığını düşünüyor. Fakat Atatürk'ün bundan haberi yok tabii ki ve çok da şaşırıyor açıkçası bunu öğrendiği zaman. Yakınlarından duyduğu zaman, öğrendiği zaman. Ondan dolayı hemen bir o da genelge çıkartıyor, daha doğrusu bir telgraf gönderiyor bütün ordulara ve bu emirlere kesinlikle uymaması gerektiğini söylüyor. Dediğimiz gibi Sivas'ta zaten bunu öğreniyordu. Kara Vasıf Bey ile konuştuğu zaman öğreniyordu. Kara Vasıf Bey o anda hani bunun başında kim, kim planlıyor bunu diye sorduğu zaman Kara Vasıf Bey bunu yöneticisi ve bunu kuran siz ve arkadaşlarınızdır diyor. Bu tabii ki şaşırtıcı. Çünkü hani Atatürk bunun başında yok. Fakat Kara Vasıf Bey böyle orada bir metafor yapmış tabii ki. Ve hani bunu iyi niyetli mi kötü niyetli yaptığını tam da öğrenemiyoruz. Ama dediğim gibi o zamanki hani karalama çalışmaları çok fazla olduğu için Atatürk'e karşı ve milli mücadele, milli direnişe karşı yapılan karalama çalışmaları çok fazla olduğu için bu da onlardan biri olabilir diyoruz. Ve videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aşağıda yorumlar bölümünde herhangi bir isteğiniz veya öneriniz, görüşünüz olursa bildirebilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çıkan video ve playliste tıklayarak da kanalımızdaki başka içeriklere ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.